Ne haber kanka? Bir şeyler dinleyelim mi? Ya çok güzel. Ben de katılayım. Bu şarkılara bayılıyorum. Minik konserimize biraz renk katsak mı? Oo, bana uyar. Hazır nişan al. Oo, ayna nerede? Şurada. Hadi bakalım. Ah, kaptım işte. Simsiyah somurtacağım işte. Bitti sayılır. Hadi Cenk, yapabilirsin. Ah hayır. Pardon bayım. Yakalandık. Dur Cenk, dur. Hoca sınıfa geldi. Sizi görmemiştim. Kuralları biliyorsunuz. Aynen öyle. Ah hayır. Bunu ne yapacağım şimdi? Sanırım bir yolunu bulabilirim. Nasıl saklayacağını mı şaşırdın? Görüntüsünü değiştir yeter. Bunun içine koyup eritmen lazım. Pek uzun sürmez. Ne harika değil mi? Tamamen eridikten sonra bir şırınga ile hepsini topla. İçine çek. Şırınga bir güzel dolduktan sonra da şunu aktarabilirsin. Umarım bu kaba artık ihtiyacın yoktur. Çünkü artık bir ruj kabı oldu. Bam! Kurduktan sonra işlem tamamdır. Ay, dikildi işte tepeme. Peki, ver bakalım şunu Sunny. Öf, peki. Ah, üst dudağımı yapamamıştım. Teşekkürler, şimdi sıra bende. Ama ben belli etmeyeceğim. Bayağı akıllıca değil mi? Üstelik üst dudağımı da yapabilirim. Şekli de aslında gayet iyi. O ne? Sen bir dahisin Sunny. Manikür zamanı geldi demek. Wow, Fransız manikürü ha, çok havalı. Yani yakından bakana kadar. Ay olamaz, bunu nasıl düzelteceğim şimdi? Hey, bütün yolu yürüdüm. Ayakkabı da fena vurdu. Şurada yara bantın var mı hiç? Ha, iyi. Aa, hayır, daha beter oldu. Hiç beceremiyorum. Hey, ver bakayım şu yara bantını bana. Tırnaklarını boyuyorsan sınırını düzgün tutmak için yara bantını kullan. Fransız manikürü için yara bantını şöyle yapıştır. Hadi tırnağını yara bantının üstünden boya. Evet, işte bu kadar kolay. Yara bantı hilesi varken niye kendine eziyet edesin ki? Al sana çay getirdim. Şu yeni manikürüme baksana. Harika gözüküyor. Bir dahaki seferi bana da yapsana. Bazen telefonla konuşurken dikkatin yaptığın işten başka yere gider. Bu makyaj yapmak gibi basit bir şey bile olsa. Mia, o sanırım dudak kalemi değil. Eğer cadılar bayramı değilse dudaklara siyah göz kalemi cız. Ne? Sana bunu dediğine inanamıyorum. Ay, ne yapmışım ben? Ya, bunun kırmızı dudak kalemi olduğundan emindim. Bir dakika. Öyle devam et. Çok koyu renkli bir dudak kalemi sürdüysen şu taktiği dene. Sürerken Mia'nın yaptığı gibi dudaklarına yay. Gördün mü? Hoş bir gölge etkisi yaratıyor. Vay canına, ne canlı görünüm. Görünümüne biraz keskinlik katmanın bir yolu bu işte. Makyaj yapmanın eğlencesi komik küçük kazalardır. Kendin yaptığı yolları sırasında birçok hata da oldu. Ay, Brian ne tatlı. Yarın benimle buluşmak mı istiyor? Evet. Sofia. Ne? Yarın Brian'le buluşacağım. Evet öyle. Hayır. Bana inanmıyor musun? Sen neden bahsediyorsun? Ah, olamaz. Ne olur kocaman bir sivilce olmasın. Üzgünüm canım. Yine de güzelsin, üzülme. Keşke yardım edebilseydim. Ah, aslında belki edebilirim. Sarımsağı kullansana. Ne? Sivilcenin üstüne koy. Suyu iltihabı yatıştırır. Sabaha kadar geçmiş olur.
Sanırım geçmiş. Sofia. Aa, bak geçmiş. Vay canına. Çok kolay bitiyormuş. Hazırlansan iyi olur. Bana sivilceleri fısıldayan kız diyebilirsin. Bu aptal gemi niye her seferinde batıyor? O ikisi ayrılmamalıydı. Mendillerim mi bitmiş? Ama yedeğim var. Acaba ben de aşkı bulabilecek miyim? Of ya. Ortalığı amma dağıtmışım. Sanırım daha iyi bir sistem kurmalıyım. Lastiğim. İki kutuyu birleştirince sanki kutuya yapışık bir de çöp kutusu varmış gibi olacak. İşte. Evet. Nerede kalmıştık? Evet. Kontrolsüz ağlamada. En iyi arkadaşınla akşam çıkmak gibisi yoktur. Ve bu akşam dedikodu pek tatlı anlaşılan. Ay. Sanırım rujum bardakta kalmış. Hey, yanına ruj almış mıydın? Ay. Merak etme. Sana tam uyacak bir rengim var. Yo yo, bende daha iyisi var. Bak, bir kaşık ve en sevdiğin rujunu al. Biraz aç. Ve kaşığa bir parça kes. Sonra alttan biraz ısıt. Şunun gibi küçük bir kap al. Ve erittiğin ruju içine dök. Biraz vazelin ekle. Birazcık yeter. Karıştırdığında böyle görünmeli. İşte bu kadar. Şimdi sıra telefon kılıfında. Ortasına sıcak silikon sık. Ve kabı üstüne yapıştır. İşte artık ikisi bir arada. Artık makyaj tazelemek çok kolay. Şimdiden daha iyi görünüyor ha? Ve bu rengin parlaklığı da çok iyi. İnsan kız kıza çıktığında da hazırlıklı olmalı. Kesinlikle. Sanırım sınıfa erken geldim. Neyse, o zaman eşyalarımı düzenleyecek vaktim var demektir. Hey, ışık niye yanıp sönüyor? Ah, neyse, kim bilir. Aa! Aman tanrım, canavar! Hayalet bana doğru geliyor. Uzak dur benden! Ay! Ne oluyor Madison? Benim kafama vurman gerekmiyordu. Aa, neyse. Sana vurduğum için özür dilerim. Ama bugün bayağı fena görünüyorsun. İyi uyuyamadım. Korku filmleri seyredip çok geç yattım. Evet, o zaman öyle oluyor. Öf, saçlarım da beni deli ediyor. Niye yüzüme gelip duruyorlar hep? Tamam, sanırım onları kontrol altına aldım. Ya da alamadım. Of, sanırım bütün günü böyle geçirmem gerekecek. Ay canına, saçları gerçekten kontrolden çıkmış görünüyor. Bir dakika. Sanırım ona yardım etmek için yapabileceğim bir şey var. Hey, saçını düzeltmek için bir fikrim var. Ve saçlarının yüzüne gelmesini engellemek için sadece bu kalem gerekli. Birinci adım. Kalemi al ve bir tutam saçın altından geçir. Sonra saçının üstünden altına geçirerek kalemi döndürmeye başla. Her seferinde biraz daha saç almayı unutma. Kulağının arkasına geldiğinde saçını yerinde tut ve kalemi çıkar ve saçı tel tokayla tuttur. Sonra bunun aynısını öteki tarafa da yap. Aynı öbür taraftaki gibi yukarıdan aşağıya. Sonra da tel tokayla yerine tuttur. Artık saçların yüzünden çekildi. Hem döndürdüğün için güzel de görünüyor. Vay canına, saçlarım arkaya toplanmış. Çok hoş görünüyor. Teşekkürler Madison. Rica ederim. Ama gözlerinin altındaki o koyu halkalara daha bir şey yapman lazım. Ah, uykumu çok iyi aldım. Ah, evet, saçımda saç kıvırcılar vardı. Onları açmak için sabırsızlanıyorum. Başladım bile. Umarım saçım çok güzel olur. Birincisini açtım. Ve işte iki numara. Ah, eminim ki saçım bukle bukle olmuştur. Aa, ne? Hala düz, her zamanki gibi. Muhteşem buklelerim olması gerekiyordu. Bu hiç adil değil. Bukle istiyorum. Bunlar ne? Ne oldu? Sorun ne? Saçlarım kıvırcık değil. Cidden mi? Bunun için mi ağlıyorsun? Tamam, bana bir dakika ver. Saçlarını saç düzleştirici kullanarak kıvırabiliriz. Ama bu
şey saç düzleştirir, kıvırmaz ki. Benim saçıma nasıl böyle olduğunu sanıyorsun? Aa, tamam, sanırım anladım. Tamam, saçımdan bir tutam alıyorum. Sonra da ucuna kadar kıvırmaya başlıyorum. Güzel ve sıkı bir şekilde kıvırıyorum. Şimdi de sıra saç düzleştiricide. Kıvırdığım tutamı iyice ısıtıyorum. Tutamları bırakınca bukleler oluyor. Çok kolaydı. Bu saç kıvırcıdan bile daha iyi sanırım. Çok güzel oldular. Bayıldım. Şey, beni dinliyor musun? Aa, evet evet dinliyorum. Okula hazırlanmam lazım. Aa, çok tuhafsın. Saçlarım harika oldu. Düz saça dönme vakti geldi. Bu dalga da nereden çıktı? Öf, şu aptal dalgalar nereden çıkıyor? Düzleşsenize ya! Bu düzleştirici işe yaramıyor mu? Hmm, belki yeterince sıcak değil. Deneyeyim. Ne? Hiç sıcak değil ki. Saçımın düzleşmemesine şaşmamak gerek. Aa, hey aloe vera bitkim. Bu aklıma iyi bir fikir getirdi. Aloe vera'dan bir yaprak lazım. Ucunu kesiyorum ve yaprağı dikkatlice boylamasına kesiyorum. Yavaşça ve düzgün şekilde kendimi kesmeyeyim. Evet, ucuna ulaştım. İki parçayı birbirinden ayırıyorum. Pekala, sıradaki adım için tekrar maket bıçağı gerekli. Tamamına kesikler atıyorum. Ama dibine kadar kesmiyorum. Bitti. Şimdi iki parçam var ve kullanıma hazır. Pekala, bu iki parça aloe vera saç düzleştiricim olacak. Yavaşça saçımın ucuna kadar kaydırıyorum. Bacanına, şu aloe vera jeline bak. Yanıklara da iyi gelir. Saçımızı atalım. Kafamı çarptığıma inanamıyorum. Pekala, tekrar deneyeyim. Saçımı attım. Kuruyunca ne kadar düz olduğuna bak. Al sana bozuk düzleştirici. Sana ihtiyacım yok ki. Aloe vera ile birlikte iyi iş çıkardık. Şu ödevi öğlene kadar bitirmeliyim. Vay canına. Eni çok güzel görünüyor. Vay Eni. Saçların bukle bukle olmuş. Sağ ol. Yeni bir şey denemek istedim. Oo, elinde saçları müthiş. Eni, bu saç sana çok yakışmış. Ay, beni mahcup ediyorsun. Benim saçımsa her zamanki gibi sıkıcı ve dümdüz. Aa, sanırım bu kalem bunu değiştirmemi sağlayabilir. Saçımı kalemle sarayım ve biraz bekleyeyim. Tada! Ay, sanırım bu hiç işe yaramadı. Yine hayal kırıklığına uğradım. Derse dönsek iyi olur. Pekala, not tutayım. Üf ya, kalemim yazmıyor. Üflersem düzelir. Oh. Hey, ödünç verecek fazla kalemim var mı? Kusura bakma, bu tek kalemim. Eva, sende fazla kalem var mı? Aa, çok üzgün görünüyorsun. Şu sıkıcı saçlarım beni hayal kırıklığına uğrattı. Derdin bu mu? Saçlarını kıvırmana yardım edebilirim. Bak, önce saçından bir tutam alıyoruz. Saçını iki parmağıma doluyorum. Sonra ucuna düğüm atıyorum. Ve sıkışana kadar çekiyorum. Aa, ne kadar kolay görünüyor. Bukleleri görmek için sabırsızlanıyorum. Dur, hemen açma. En az 1-2 dakika beklemelisin. Dur, geriye doğru sayayım. Tamam, açabilirsin. Vay canına, bu kadar kıvrıldığına inanamıyorum. Şimdi artık saçlarımı hep böyle yapabilirim. Eva, sana çok yakıştı. Sağ ol Eni. Sen olmasan yapamazdım. Ne zaman istersen Eva. Şimdi flörte devam. Bir dakika, nereye gitti bu? Ne, şaka mı bu? Ne sinir. Ben olmasam saçını böyle yapamazdı. Bir yaz günü havuz başından daha iyi nerede geçer ki? Neredeyse şunu sürmeyi unutuyordum. Azıcık alayım.
ve güneşten bile parlak oldum. Hangi kız biraz pırıltı sevmez ki? Evet. Bu olmadan hiçbir yere gitmem. Ah, güneş ne iyi geliyor değil mi? Hay canına şu güzelliğe bak. Oyunu yarıda kesmeye kesinlikle değer. Pardon. Güneşimi kesiyorsun. Oo, oyunu neden bıraktığın anlaşıldı. Hey. Burada bir güzel kız daha var. Cidden mi? Görünmez falan mı oldum? Niye kimse benimle konuşmuyor? Tam olarak ne yapman gerektiğini göstereceğim. Önce biraz bebeği yağ lazım. Ve biraz bronzlaştırıcı. Dondurma çubuğuyla biraz makyaj malzemesinden kazı. Şimdi de bebeği yağının içine dök. Bak nasıl dibe çöküyor. Şimdi biraz makyaj simi alıp buna ekle. İşte aradığımız ışıltı burada. Kapağı sıkıca kapa. Şimdi her şeyi çalkalayalım. Müthiş değil mi? Bundan biraz sür. Ve millet pervane gibi başına üşürsün. Öğrettiğin için teşekkürler. Sana içecek getirdik Lili. Sen gördüğüm en güzel kızsın. Evet, bu şey gerçekten sihirli gibi. Makyajın ne kadar iyi olursa olsun gün boyu onu tazelemek önemlidir. Bu makyaj paleti de bayağı büyükmüş. Fırçalarım sığar mı acaba? Saç fırçamı unutmamalıyım. Suyumu da alayım. İşte böyle. Aa, burada yer kalmadı mı? Her şey çok sıkışık. Kullanabileceğim daha büyük bir çanta var mı acaba? Küçük bir şey daha almak istiyorum. Hey! Şu pamuklu çubuklara bak. Lili, şunlardan bir tane alabilir miyim? Teşekkürler. Mükemmel olacak. Sadece pamuklu çubuk üstünde yanıma almak varken bütün güzellik malzemelerini taşımaya ne gerek var? Kapatıcıya daldır. Ve epeyce bir alınca işte götürmeye hazır. Küçük poşet nemli kalmasını sağlayacak. Sıkıca kapatmayı unutma. İşte hazırsın. Bu şeyler her yere sar. Şu küçücük cebe bile. Ben çıkıyorum. Görüşürüz Betty. Ya bu dağınıklık ne olacak? Cidden mi? Lili derse dalmış ama Vicky'nin gözü yeni tırnaklarında. Bu kırmızı tonunu seçtiğim için çok mutluyum. Of hadi ama. Hayır. Tırnaklarımı yeni yapmıştım. Buna inanamıyorum. Sakin ol Vicky. Bu sadece bir tırnak. Al bak. İstersen kolamın sonunu sen içebilirsin. Bu pek hijyenik değil ama teklif ettiğin için teşekkür ederim. Can sıkıntısını gidermek için biraz şeker gibisi yoktur öyle değil mi? Bir saniye. Bu şişenin kırmızı etiketi tırnaklarımla aynı renkte. Belki de bu berbat durumu çözmek için bir şeyler yapabilirim. Önce plastik şişeyi ortadan bu şekilde kes. Sonra etiketin alt kısmını al ve içindeki plastik kısmı çıkar. Şimdi bir makas al ve onunla plastik halkayı kes. Plastiği bu şekilde sıkıca bir kalemin etrafına sar. Sonuna kadar ve sıkıca sarman lazım. Tüm plastiği sardıktan sonra bir parça bantla yerinde durmasını sağla. Sonra minik bir kap al. Bu parçayı içine at ve üstüne kaynar su doldur. Evet evet, ağzına kadar doldur. Biraz zaman geçince ve su soğuyunca plastik parçayı içinden çıkar. Minik kabı oradan uzaklaştır ve plastiği uzun tarafı boyunca kes. Sonra döndür ve diğer taraftan da kes. İşte oldu. Elinde kalan plastik parçaları gördün mü? İşte ihtiyacın olan bunlardan yalnızca bir tanesi.
Bu yeni akrilik tırnağı yapıştırmak için tırnak yapıştırıcısı kullanabilirsin. Şimdi plastik parçayı al ve tırnağının üzerine yerleştir. Görüntüyü tamamlamak için de üstüne biraz oje sür. Vay, çok güzel oldu. Bunun takma tırnak olduğunu anlamak neredeyse imkansız, öyle değil mi? Ucuz atlattık. Şuna bak. Evet, kabul ediyorum. Sınıftaki en harika kız sensin Vicky. Telefona kısaca bir bakayım. Aa, biri beni arıyor. Tatlı ki. Telefonumu kucaklamak istiyorum. Tabii alabilirsin. Askılı siyah elbise değil mi? Aa, makyaj çantasını bırakmış. İşte bana bir fırsat. Hop, kaçayım. İşte orada. Aman Tanrım. Ah işte. Bu kesinlikle işe yarayacak. Tamam, dudaklarım iyi görünüyor. Saçlarımı da açıp sallayayım. Ve dudaklarıma yapıştı. Bilmiyorum, belki de yeterli değildir. Acaba şunu da kullansam mı? Sanırım evet. Azıcık süreyim. Fırçayla dikkatlice yayayım. Tamam, şunu da kaldırayım. İşte bana fırsat. Amanın, bu ne güzellik. Evet, onu öpeceğim. Hey, durun hele. Makyaj malzemelerimi almışsın. Gel buraya. Amanın, of. Kızlar bayağı ürkütücü olabiliyor. Az kaldı. Sonra işim bitecek. Of, burası biraz ürkütücü. Belki de bunu yaptırmamalıyım. Sakin ol, her şey iyi olacak. Daha ne kadar sürer? Tamam, hepsi bitti işte. Oh, ne kadar havalı görünüyor. Evet, bunu kesinlikle yaptırabilirim. Cesur ol. Hey, sen ne arıyorsun burada? Melis Hanım. Konuma şunu yapabilir misiniz? Üzgünüm ama hayır. Hayır mı? Niye ki? Tabelalara bak, yaşının 21 olması gerekiyor. Kusura bakma, kuralları ben koymuyorum. Ah, peki o zaman gideyim bari. Evet, iyi fikir. Hey, sırada kim var? Bu haksızlık. Oraya giderek büyük cesaret göstermiştim. Şimdi makyajım da aktı. Bugün hayatımın en kötü günü. Bana nazik bile davranmadı. Ah, bunu aldım, hatırlamıyorum. Bir dakika, sanırım bu işe yarayabilir. Önce bir şablon hazırlamalıyım. Tamam, şimdi kolumda olmasını istediğim yere koyuyorum. Şimdi sıra tutkalda. Fırçayla iyice yayayım. Tamam, şimdi sırada sim var. Her yeri iyice kaplanmalı. Üstüne hafifçe vurayım ki pürüzsüz olsun. İşte bu kadar, şimdi büyük an geldi. Çok sevimli. Fazla simi de üflerim. Vay canına, müthiş oldu. Kesinlikle bunun birkaç resmini çekmeliyim. Tabii ki bunu Instagram'a koyacağım. Ya,
olmaz. Annem geliyor. Şunu çıkarsan iyi olur. Of, çıkmıyor. Ah canım, bana bir iyilik yapıp etrafı toplar mısın? Tabii ki. Seni seviyorum anne. Ah, ucuz kurtuldum. Of ya, çok sıkıldım. Ne? Olamaz. Yapsam mı yapmasam mı? Yapacağım. Ne? Boş olmuş. Hiç param yok. Aa, şimdi ne olacak? İnternette gezinmeye devam. Oh, oh. Yoruldum ama. Neyse, gidip uyusam iyi olur. Kaş konusu fena oldu ama. Belki de yapabileceğim bir şey vardır. Aa, bir saniye. Ya şöyle yapsam? Evet, sanırım gayet işe yarayacak. Şunu iyice sabunlayayım. Güzel, şimdi de kaşlarımı uygulayayım. Evet, güzelce şekil veriyor. Şimdi sıradakine geçeyim. Ay canına, çok iyi işe yaradı. Of, şuna bak. Kaşları müthiş görünüyor. Ben geldim. Okul için hazırım. Oo, ne kadar güzel. Vay canına. Kaşlarına bak. Pekala, kaşlarımı alsam iyi olacak. Tamam, bir tanesini aldım. Of ya, ne kadar güzel. En tatlış kedicik benim kedim miymiş? Şimdi annen hazırlanırken uslu uslu dur bakalım. Umarım koku da yanır. Önümde uzun bir gün var. Hey, patilerine dikkat et bebeğim. Olmaz biliyorsun. Hayır. Bütün pudra mahvoldu. Şaka mı bu ya? Üstelik daha yepyeniydi. Bir daha kullanılabilir mi acaba? Of ya. Sanırım cildim parlayıp duracak. Ama belki de bu şişe sorunu çözebilir. Parçalanmış pudrayı al ve iyice toz haline getir. Bunun için fırçanın arkası işe yarar. Sonra üstüne biraz parfüm sık. Islanınca fırçayla karıştır. Şimdiden daha iyi görünmeye başladı değil mi? İyice düzleştir. Çok kolay oldu. Mis gibi kokması da cabası. Şimdi de katılaşıp poza dönüştü. Kriz çözüldü. Endişelenme prenses, ucuz kurtuldun. Kim bu tatlı yüze dayanabilir ki zaten? Ama bence masanın üstünde bir daha dolaşma, tamam mı? Bazen bakıma ihtiyacın olduğunu anlaman için aynaya bir bakman yeter. Dudaklarım neden bu kadar kurumuş ya? Aa, seni sonra arayacağım. Ay, ne utanç verici. Şimdi ne yapacağım? Yerim resmen soyuluyor. Ama soymak istemiyorum. Dudak kremi işe yarar değil mi? Dudaklarımın çatlamasına şaşırmamak gerek. Bunun içinde bir şey kalmamış. Of, ne yapsam olmuyor. Biraz ruj işe yarar. Bu da mı bitmiş? Sanırım dudaklarımın düzelme şansı kalmadı. Ama belki de... Boş dudak kremi kabını temizle. Ve bir kenara koy. Küçük bir kapta biraz Hindistan cevizi yağı, vazelin ve en sevdiğin rujdan bir parça karıştır. Mükemmel. Karışım eriyince boş dudak kremi kabına boşalt. Sonra da katılaşması için buzdolabına koy.
Birazdan görüşürüz ufaklık. Döndüm. Mükemmel görünüyorsun. Şunu bir deneyelim bakalım. Ama doğru ucunu kullanacağım. İşte böyle. Of, dudaklarımın tam buna ihtiyacı varmış. Selam mükemmel dudaklar. Gerçekten gönlümü kurtardın. Ay, Nick'i geri aramalıyım. Aa, bu şey gece gibi çıkmış. Canlı gibi. Bundan sonsuza kadar kurtulmalıyım. Tam bu işe yarayacak bir şey biliyorum. Bu değil. Kapatıcı yardıma koşar. Bunu görüntüden sileceğim. Bundan biraz daha lazım. Aa! Dikkatten sürmeliyim. Hala mı orada? Yeter ama. Günlerin sayılı sivilce. Bu biraz belli oluyor sanki. Acaba bu işe yarar mı? Denemeye değer. Artmış mavi veya yeşil toz farın varsa kapatıcıyla karıştır. İyice karışmaları için fırçayı kullan. Ve sivilcenin üstüne fırçayla hafifçe vurarak sür. Birkaç katman sürmen gerekebilir. Aman tanrım, böyle görürsün gününü pis sivilce. Renklerin sihri budur işte. Güzelce makyaj yapmanın insana huzur veren bir yanı var. Tabii en iyi arkadaşın gelip de aynayı paylaşmaya kalkana kadar. Cidden mi Lana? Öf! Lili, paylaşmayı öğretmediler mi sana? Hadi kızlar tartışmayın. Bunu halletmenin bir yolu olmalı. Ah şu en iyi arkadaşlar. Onlarla da onlarsız da olmuyor. Surat asma Lili, öfke her zaman şakaya dönüştürülebiliyor. Bak işler şimdiden iyiye gitmeye başladı ha. Lana makyaj yapmayı çok istiyor değil mi? O zaman ona sürecek biraz makyaj malzemesi ver. 1-2 damla yeter. Belki 5-6 olsun. Sana fondöten hazırladım Lana. Öf, yine mi sivilce? Ne sinir. Neyse, bir kat fondötenle kapatayım, mühim değil. Bir dakika, bu benim tonum değil. Dur tahmin edeyim. Bunda senin parmağın mı var Lili? Ama belki başka bir işe yarayabilir. Birisi sürpriz makyaj yapıyor galiba. Bir fırçayı daha koyu renkli bir fondötene hafifçe batırırsan yüzüne sevimli çiller yapabilirsin. Vay canına, harika görünüyor. Gidiyorum, ışıldıyorum değil mi? Birinin oyunu iyiliğe dönüştü anlaşılan. Ay! Kim bu seni tokayı kalifede böyle bırakmış ya? Oh, canını yakmıştır. Aa, ayağıma bir şey saplandı. Gördüm seni, baş belası. Of! Derse gitmeden kendime çeki düzen vermem için birkaç dakikam var. Bunları unutmamalıyım. Biraz da makyajımı tazeleyeyim. Kirpikler de ilgi istiyor. Bakalım rimelim şurada mı? Nerede ya? Ay! Ya yine küçük bir tel topa. Bunlar bana karşı iş mi çeviriyor ne? Her kız başıboş bir tel tokanın neler yapabileceğini bilir. Gerçekten istediğin cüzdan veya çantayı boşalt. Tamamen unuttuğun tel tokalardan bir cephanelik bulabilirsin. Bak aynen böyle. Keşke onları ortalığa dağıtmak yerine bir arada tutmanın bir yolu olsa. Aa, tik tak varmış. Unutmuştum. Bir dakika. Tel toka derdine bir çözümüm var sanırım. Bunun gibi boş bir şeker kutusunu atmak yerine onu bir toka kutusuna dönüştürmeyi dene. O baş belalarını içine koy, o kadar. Hatta bir ara kutuyu süsleyebilirsin de neden olmasın. Artık ne zaman toka gerekse elinin altında, ayağının değil. Çok sevimli Lana. Neyse artık gerçekten derse gitmeliyim. Ama mutlaka yanımda bu işe yarar şeyle. Harika görünmüyor mu?
başladı. Çoğu kız için makyaj yapmak son derece doğaldır. Ta ki kaşların içini boyamaya gelene kadar. Evet Lili, halledeceksin bu işi. Ya da halledemeyecek misin acaba? Dışını çizmek, gölgelendirmek falan derken genelde istediğinden daha yoğun kaşlar elde edersin. Ne demek istediğimi gördün mü? Bunu sen mi düşürdün Vicky? Ama o cımbızı geri vermeden önce yeni bir şeyler deneyebilirsin. Kaş kalemini cımbızın metal uçlarına sürerek kaşlarını daha kolay çizebildiğini biliyor muydun? Dur bak göstereyim. Kaşının bir ucundan başla ve hiç kaldırmadan öteki ucuna kadar devam et. Sona gelince de cımbızın uçlarını kapat. Bir fırçayla da kaşlarının düzgün durmasını sağlayabilirsin. Ayrıca bu şekilde az önce çizdiğin çizgilerin daha yumuşak olmasını da sağlayabilirsin. Şahane. Tamam, artık bunu geri alabilirsin. Bu numarayı ben de denesem mi acaba? Şu ayakkabı bağlama işini bitireyim. Şu sakızdan da kurtulayım. Şuraya koyarım işte. Biri mesaj yazıyor. Aman tanrım, bu antrenman acayip zordu. Dur! Hayır, sana dur dedim. Niye dinlemedin? Ne oldu ki o kadar? Ne oluyor? Senin derdin ne? O sakız mı? Sakıza mı oturdum? Niye sakızını hep ortalıkta bırakıyorsun? Şimdi bu tatil ne yapacağım ben? Aslında onu sen düzeltmelisin. Tamam ama sakızı nasıl çıkaracağımı bilmiyorum. Bugün bitsin lütfen. Bu çok saçma. Bunu yaptığına inanamıyorum. Yapacak bir şey olmalı. Bir saniye. Makasım var. Hayatta olmaz. Tatilde delik istemiyorum. Bak bu konuda bana güven, tamam mı? Biliyorum ürkütücü görünüyor ama kesinlikle işe yarayacak. Söz veriyorum. Şimdi tatil kesiyorum. İşte bitti. Sadece sakızı kızma attım. Evet, tam düşündüğüm gibi. Al bakalım, hadi dene. Peki. Bu kısmını ne yapacağım peki? Sakin ol, arkanı dön bir. Bak böyle içine sok. Aslında hoş oldu. Ay ama hala pantolonum yok. Al benim şortumu giyebilirsin. Çok hoş oldun. İşe yaradığına çok sevindim. Ben bunu öyle çok seviyorum ki. Keşke sadece çikolata yiyerek beslenebilseydim. Bir de dondurma tabii. Vay canına. Bir kişi için amma fazla abur cubur. Ne yapıyorsun sen? Bunların hepsi tamamen şeker. Böyle beslenmeye devam edersen yakında böyle görünemeyeceksin. Sanırım haklısın ama çok mu kötü olurum ki? Evet, nihayet istediğim kadar çikolatam oldu. Ay, böyle olmak istemem. Egzersiz yapmaya da başlamalıyım. Eşofman altı olmaz. Buralarda spor kıyafetleri olmalı. Tüh, tek bulabildiğim bu. Onun nesi varmış? Yani şuna baksana, hiç olmaz. Bak, eminim benimki gibi görünmesini sağlayacak bir şeyler yapabilirsin. Bu gerçekten iyi fikir. Şöyle seriyorum. Sonra makası alıyorum. Kısaltmak için kesiyorum. Bunu yavaşça yapıyorum ki düzgün kesilsin. İşte böyle iki bacağı da kesiyorum. Mükemmel, şimdi deneyebilirim. Vay canına, tam oldu. Çok da hoş durdu. Aferin, harika görünüyor. Teşekkürler. Hadi koşmaya gidelim. Harika bir parti. Ay tatlı çocuk. Hey, hareketlerini beğendim. Aman tanrım. Cidden ya. Onda olup da bende olmayan ne var? Belki de saçlarımı daha fazla savurmalıyım. Çok iyi dans ediyorsun. Niye işe yaramıyor? Bu haksızlık. Saçlarımın uzun ve kusursuz olmaması benim suçum değil. Sen iyi misin? Ne oldu?
Keşke saçlarım seninkiler gibi olsaydı. Bu mu? Bütün olay saç şekliyle alakalı. Dur sana yardım edeyim. Önce şu lastiği çıkaralım ve yukarıdan toplayalım. Yukarıda bir at kuyruğu yapıyoruz. Sonra yanlardan alıyoruz. İlk yaptığımız at kuyruğunun üstüne bunları toplamak için bir lastik daha kullanıyoruz. Şimdi yerine sabitleyelim. Bak sana ne kadar yakıştı. Ne düşünüyorsun? Yok artık. Bu benim saçım mı? Çok teşekkürler. Harikasın. Hadi dans edelim. Hey dönmüşsün. Hey ne güzel bir akşam. Saçını at şekerim. Woohoo! Kızlar biraz dikkat etsenize. Canım, şu saç stillerine bak. Bayıldım. Yeni bir saç şeklim olsa iyi olurdu aslında ama hangisi? Hadi bir şey deneyeyim. Şu makası alayım. Hadi bakalım. Cesur ol. Bu sadece saç. Hayır. Senin yerinde olsam bunu yapmazdım. Güven bana, tecrübeyle sabit. Makası ver. Az kalmıştı. Asla yeni bir saç şeklim olmayacak. Yoksa olacak mı? Sanırım bir fikrim var. Bu saç lastiğiyle saçımı topluyorum. Sonra öne alıyorum. Şimdi saçımın kalanını örüyorum. Çok güzel görünecek. Neredeyse bitti. Arkası oldu. Şimdi saçımın üstünü aralıyorum. Ve örgüyü içinden geçiriyorum. Hepsi geçiyor. Şimdi sıra kâküllerde. Düzeltmek için saç düzleştiriciyi kullanıyorum. Biraz ısıyla düzelecekler. Şimdi de dağıtıyorum. İşte harika görünüyor. Resmimi dergiye basmalılar. Saçına ne yaptı? Anlamıyorum. Makas hala bende ama. Sadece becerikliyim biraz. Şu ödevi öğlene kadar bitirmeliyim. Dolabıma bir uğrayayım. Ah ne tatlı. Ah bye bye. Sonra görüşürüz tatlım. Aman tanrım hemen şurada. Selam. Beni fark etmedi bile. Bu haksızlık. Ay o ağlıyor mu? Ağlıyormuş. Acaba yapabileceğim bir şey olur mu? Biliyorum Jared'a fena hayran. Aslında gidip onunla konuşsam iyi olur. Hey Jared yüzünden mi ağlıyorsun? Bak onun dikkatini çekmene yardım edebilirim sanırım. Gerçekten bileziğimi al ve ne diyorsam yap aynen tamam mı? Tamam bunu yapabilirim. Of umarım işe yarar. Önce düğmeli bluzumu çıkarıyorum. Sonra önünü arkasına çevirip giymemi söyledi. Pekala, bunu yaptım. Sonra sıra bilezikte. Bu kısmı biraz karmaşık olabilir. Şu iki ucu arkaya döndürüp bilezikten geçiriyorum. Sonra iyice sıkı olana kadar çekiyorum. Şimdi uçlarını önde düğümlemeliyim. Ve alta katlayayım ki görünmesin. Mükemmel, gözlüğümü çıkarıp saçlarımı da açayım. Tamam, yeni görünümümü gösterme vakti geldi. Vay canına, bu da kim böyle müthiş görünüyor? Hey, sana bu ayıcığı aldım. Çünkü ayıları sevdiğini biliyorum. Bu ne han böyle? Bu adamlar da nereden çıktı? Tamam, evet girebilirsiniz. Of, içeri girmek için kuyruk varmış. Umarım çok beklemem. Yaşasın, sıra tekrar ilerlemeye başladı. Vay canına, çok güzel. Geçin. Hayır, hayır. Mümkün değil. Ne? Şey, aman neyse. Zaten içeri girmek istemiyordum. İçeri girmek istiyorlarsa insanlar daha iyi giyinmeyi öğrenmeli. Sanki bu konuda konuşabilecekmiş gibi. Kıyafeti çok sıkıcı. Bir dakika, belki görünümümü değiştirmeyi deneyebilirim. Hayır dedim. Araya girmek için yapabileceğim bir şey olmalı. Saçımı açtım, gözlükleri de çıkardım. Şimdi oldu bence. Oh, yine mi siz? Hayır. 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 Aman tanrım, niye kafayı taktı ya? Bu haksızlık, çok kötü biri.
Belki şu makası kullanırsam işe yarar mı acaba? Bir dakika, belki de işe yarayabilir. Kusura bakma çanta ama seni kesmek zorundayım. Hadi bakalım, dibini kestim. Şimdi sıradaki adıma geçelim. Askılı bluz gibi giyiniyorum. Bunu iyice göze çarpacak hale getirmek için bir şeyler lazım. Halka küpem işe yaradı. Harika. Artık içeri girebilirim herhalde. Vay canına, pekala girebilirsiniz. Evet, bunun işe yarayacağını biliyordum. Saçlarını sadece çocuklar iki yandan bağlar diye kim demişse hayal görmüş. Hatta işleri biraz üst seviyeye taşıyabilirim. Selam minik topuzlar. Durmuyor. Çamaşırları burada katlayayım mı? Şu çamaşır işi bütün günümü alıyor. Bu arada bunlar senin. Sadece yanlara küçük topuzlar yapmak istiyorum. Fazla bir şey mi istiyorum? İyi, belki de bunlar bu sorunun çözümüdür. Kullanmadığın çorabın var mı? Bir makasla uçlarını kes. Şimdi sadece tüp gibi olan kısmına odaklanıyoruz. Şöyle katla. Bunu sonuna kadar yap. Şimdi küçük bir halkan oldu. Yani iki tane. Hala o topuzları yapmak istiyor musun Betty? Saçını içinden geçir ve çevresine sar. Sonra yukarıya doğru böyle çık. Saçın halkaya eşit dağılsın. Böylece çorap görünmez olur. Vay canına, bunlar müthiş görünüyor. Bu çoraplar lazım değil, değil mi? Hey! Onları giyeceğim. Ah, evet, bugün iyi görünüyorum. Ama kaşlarım biraz sorunlu. Şu kıllı canavarlara bak. Hah, bunları biraz ehlileştirelim. Oh, şaka mı bu? Böyle dışarı çıkamam. Güzellik salonuna gidecek zamanım da yok. Kontrolü ele almalıyım. Hadi düzelsene. Düzelsene. Orada her şey yolunda mı? Bu hayatımın en kötü günü. Ne? Şunlara bak. Bella ya, ama abarttın. Aloe vera bitkisinin içinde jel olduğunu biliyor muydun? Al bunu dene. Sihir etkisi yaratacak. Bitki mi? Nasıl ama? Kaşlarına sür. Hadi. Şu an her şeyi deneyebilirim. Kaş fırçasını jele sür. Sonra da kaşlarını bununla tara. İz bırakmadan kurur, merak etme. İki tarafı da yapmayı unutma. Bu aloe vera gerçekten mucize yaratıyor. Şu farka bak. Gerçekten günümü kurtardın Betty. Bir daha kaş jeli satın almayacağım. Çok güzel Bella. Bitkinin gücü muazzam. Çabuk ol. Ders başlamadan hemen bir selfie çek. Ay Lana, gözüne ne oldu öyle? Ne? Makyajım nasıl bu kadar mahvoldu? Daha yeni yapmıştım. Of ya, ne yapacağım şimdi? Ay, ovalamak işi 10 kat daha kötüleştirdi. Yanıma yedek makyaj malzemesi almayı da akıl edemedim. Ama belki şu fosforlu kalem işe yarar. Bunu niye daha önce düşünmemiştim? Bulaşmış makyaj felaketi yaşıyorsanız küçük bir fosforlu kalem günü kurtarabilir. Birkaç hareketle izler kaybolur. Fosforlu kalemin boyaması gerekmiyor muydu? Bunu sorduğun iyi oldu. Aslında bu fosforlu kalemi kendi ihtiyaçlarım doğrultusunda biraz değiştirdim. Önce bir kap sıcak suyla başlayalım. Sonra bir fosforlu kalem alıp kapağını ve dibini açıp içini çıkar. İç kısmı suya atıp mürekkebinin çıkmasını bekle. Tüm mürekkep çıkana kadar beklemen gerek. Sonra renksiz içi alıp makyaj çıkarıcıya böyle daldır. İşte böyle. Makyaj çıkarıcıyı iyice emince
kalemin içine, yerine geri koy. Kapağı da unutma. Ve temelde işte böyle yapılıyor. Bir denemek ister misin? Ay, deneyeyim mi? Neyse, işimize dönsek iyi olur. Ders başladı. Her gün ne giyeceğine karar vermek imkansız gibi gelir. Birçok seçeneğin olabilir ama bu durumu kolaylaştırmaz. Belki de aradığım şu çekmecededir. Aa, orada giymek istediğim bir şey gördüm. Hey, bu şey niye açılmıyor? Öf aptal ikiye çekmeceleri. Hadi çık şuradan. Evet, işte çıktı. Gözüme çarptığın an sana bayılacağımı biliyordum. Altın sweatshirt. Bu sarkık kolları ne yapacağım? Keşke almadan deneseymişim. Sanırım bugün ellerimi kullanamayacağım. Ama sonunda ne giyeceğime karar verdim. Tekrar değiştirmek istemiyorum. Aman tanrım, aklıma müthiş bir fikir geldi. Saç lastiklerini çıkar. Uzun kollara bileğinin üstünden şöyle geçir. Bundan sonra kolu biraz sıva, üstten biraz aşağı çek ve saç bantını gizle. Ve göz açıp kapayana kadar kıvırmana gerek kalmadan giysinin kolları kısalmış olur. Bir de sevimli bir kemer taktın mı müthiş bir görünüme kavuşursun. Ama niye bununla yetinirsin ki? Aynı taktiği bunun gibi ceketlerde de kullanabilirsin. Artık bir daha o sevimsiz uzun kollarla uğraşman gerekmeyecek. Ve kolları kısaltmada kullandığın bu taktikle hep müthiş görüneceksin. Demek güne hazırlanıyorsunuz. Burası sauna gibi. Biraz temiz hava iyi olur. Aa! Bu sert rüzgarda nedir böyle? Aa! Neredeyse camdan düşecektim. Ya ne demezsin? Neden böyle bana bakıyorsun? Çok ayıp. Ay! Neden bana söylemedin Bella? Saçımı da yeni yapmıştım. Aptal rüzgar. Bu işe yarar mı acaba? Şu küçük kıllara baksana. İlk olarak fırçaya saç spreyi sık. Sonra dağılmış saçları geriye tara. Biraz sprey müdahalesi onları yerlerinde tutar. Kendimi yeni biri gibi hissediyorum. Saçını nasıl bu kadar çabuk düzelttin? Rimel fırçalarının bu kadar kullanışlı olduğunu kim bilebilirdi? Şu ödevi öğlene kadar bitirmeliyim. Vay canına, en iyi çok güzel görünüyor. Vay, en iyi saçların bukle bukle olmuş. Sağ ol, yeni bir şey denemek istedim. Oo, elinde saçları müthiş. En iyi, bu saç sana çok yakışmış. Ay, beni mahcup ediyorsun. Benim saçımsa her zamanki gibi sıkıcı ve dümdüz. Aa, sanırım bu kalem bunu değiştirmemi sağlayabilir. Saçımı kalemle sarayım ve biraz bekleyeyim. Tada! Ay, sanırım bu hiç işe yaramadı. Yine hayal kırıklığına uğradım. Derse dönsek iyi olur. Pekala, not tutayım. Üf ya, kalemim yazmıyor. Üflersem düzelir. Oh. Hey, ödünç verecek fazla kalemim var mı? Kusura bakma, bu tek kalemim. Eva, sende fazla kalem var mı? Aa, çok üzgün görünüyorsun. Şu sıkıcı saçlarım beni hayal kırıklığına uğrattı. Derdin bu mu? Saçlarını kıvırmana yardım edebilirim. Bak, önce saçından bir tutam alıyoruz. Saçını iki parmağıma doluyorum. Sonra ucuna düğüm atıyorum. Ve sıkışana kadar çekiyorum. Aa, ne kadar kolay görünüyor. Bukleleri görmek için sabırsızlanıyorum. Dur, hemen açma. En az 1-2 dakika beklemelisin. Dur, geriye doğru sayayım. Tamam, açabilirsin. Vay canına, bu kadar kıvrıldığına inanamıyorum. Şimdi artık saçlarımı hep böyle yapabilirim. Eva, sana çok yakıştı. Sağ ol Annie. Sen olmasan yapamazdım. Ne zaman istersen Eva. Şimdi flörte devam.
Bir dakika, nereye gitti bu? Ne? Şaka mı bu? Ne sinir. Ben olmasam saçını böyle yapamazdı. Yeni bir gün, yeni bir ders dönemi ha? Bana mı öyle geliyor yoksa bu sırt çantaları aynı mı? Ay, okuldaki herkes de bundan olduğunu bilseydim almazdım. Aptal çanta. Ay, bu kızlar aynı kırtasiyeciden alışveriş yapmayı bıraksalar iyi olur. Taklitler aslanı yaşatır derler. Bak, saçımı da aynı senin gibi kestirdim. Yeter ama, buna daha fazla dayanamayacağım. Belki yeni bir çanta almayabilirim ama en azından bugünlük saçımı değiştirebilirim. Saçını at kuyruğu yap ve küçük bir tutam alıp kıvırıcıya sar. Şimdi orada 10 saniye kadar beklet. Kısa bir süre sonra nefis buklelerin olur. Ama hızlı bir değişim oldu. Evet Lana, müthiş. Ve öncekinden çok daha farklı görünüyorsun. Pekala, tekrar deneyelim mi? Aman tanrım, saçların müthiş görünüyor. Bunu nasıl bu kadar çabuk yapabildin? İşte biraz oradan kıvırdım, biraz şuradan oldu. Saçların hızlı bir değişimiyle kendini bambaşka hissedersin. Ay, saat kaç ya? Olamaz, geç kalıyorum. Dün gece erken yatmam gerektiğini biliyordum. Pekala, hazırlanmaya yetecek kadar zamanım var. Evet, nereden başlasam? Evet, bu da bunu yapmanın iyi bir yolu. Vay canına, müthiş görünüyorsun Bella. Ama belki saçını biraz süsleyebilirsin. Evet, bu sevimli kedi kulakları görünümünü tamamlamanın harika bir yolu. Sırada ne var? Kıyafet seçmek. Şu sade tişört iyi olur. Bu kırmızı eşarp da bayağı havalı ama okul için biraz fazla kaçar. Ama çoğu kızın bildiği gibi makyaj yapmadan önce giyinmek daha iyidir. Ne demek istediğimi anladın mı? Olamaz. Makyajım tişörtün her yerine bulaştı. Bu çok sinir bozucu durumu engellemek istiyorsam birkaç adım geriye sarmamız gerek. Pekala, tam oradadır. Ama bu sefer eşarbı bir kenara atmak için acele etme. Tişörtünü makyajlı yüzünün üzerinden geçirmeden önce tişörtü korumak için ipek eşarbı şöyle kullan. Sadece tişörtü başından geçirirken eşarbı başının üstünde tut yeter. Ve işte Bella'nın saçı ve makyajı hala yerinde.